Hayırdır Gazanfer? Sultanım. Neymiş bu kadar mühim olan mesele? Hurcan Sultan'ın bir büyücüye gittiğini öğrendim sultanım. Sizin felaketiniz için bir büyü yapıyor olabilir. Ne olur dikkatli olun. Beni bunun için mi çağırdın? Bu son olsun. Bir daha böyle olur olmaz meselelerle karşıma çıkma. Aslında bir husus daha var sultanım. Bu kıymetsiz hediyemi kabul buyurun lütfen. Canfeda haklıymış. Aklını kaçırmışsın sen. Şu yaptığın cezası ölüm. Eyvahlar olsun. Ben de geleyim sizinle sultanım. Yeter artık Gazanfer, yıkıl karşımdan. Sultanım bekleyin beni. Bakın düşündüğünüz gibi değil. Sultanım, lütfen anlatmama izin verin. Hurcan Sultan! Dokunma bana. Utanmaz ahlaksız. Yanlış manalar çıkarmayın ne olur. Aramızda bir şey yok. Haddini aştı. İcap eden cevap verdim. Ben her şeyi gördüm Hatun. Evladının sünnet düğününde kurtu köşelerde aşığınla buluşuyorsun. Her şeyi gördüm. Yemin ederim öyle değil. Allah canımı alsın ki böyle bir şey yok. Nasıl yaparım? Mümkün mü bu? Hakikat kimin umurunda? Ben ne dersem o artık. Herkes yaptığın bu rezaleti öğrenecek. Sultanım size yalvarırım. Kellemi alırlar. Beni düşünmüyorsanız evlatlarımı düşünün. Kendisi benim yerime koyun. Üzgünüm Nurbanu. Unuttun mu? Benim bir çocuğum yok. Senin yerine koyamam kendimi. Hasedinden böyle yapıyorsun değil mi? Kıskandığın için böyle davranıyorsun. Thank you.
Ne oldu Nurbanu? Nedir bu telaşın? Telaşlı değilim sultanım. Hırcan Sultan'ı öyle yerde görünce endişelendim haliyle. Destur Şehzade Bayezid Hazretleri. Validem. Hırcan nerede, ne oldu ona? Merak etme aslanım. Hekim kadınlar yanında ne lazımsa yapıyorlar. Ne oldu peki? Bizim de bir şeyden haberimiz yok. Taşların ortasına yığılıverdi. Başından kan geliyordu. Muhtemelen düştü, başını bir yerlere vurdu. Açın kapıyı. Hırcan. Vaziyeti nedir? Sultanımız başından fena yaralanmışlar şehzadem. Atlatabilecek mi? Şimdilik kati bir şey söylemek güç. Dua edeceğiz. Allah büyük. Nasıl olmuş bu hadise? Kim kadın? Nereden düşmüş? Nasıl oldu bilmiyorum şehzadem. Ancak bu bir kaza değil. Sultanım. Sultanım, bir şey oldu muhakkak. Ne olur saklamayın benden. Söyleyin, belki bir yardımım dokunur. Bu kazanfer yüzünden. Ne yaptı size? Bana ilan aşk etti. Tam ağzının payını verecektim ki Hırcan Sultan'ı fark ettim. Takip ediyormuş, gördü bizi. Peşinden koştum. Tehdit etti beni. İftira atacaktı bana. Gazanfer'le aramda bir münasebet olduğunu söyleyecekti. Sultanım, Şehzademiz Selim Hazretleri geliyorlar. Selim, Hırcan Sultan'ın vaziyeti nasıl? Kendinde değil. Lakin birileriyle boğuştuğu çıktı ortaya. Nasıl? Vücudunda izler varmış, boğuşma izleri. İnşallah bir an evvel kendine gelir de bu hadise çözülür. Bir de bununla uğraşmayalım şimdi. Şehzademiz Bayezid'e geçmiş olsun demen lazım. Bir ziyaret et bence. Hünkârımızın da hoşuna gider bu. Küpemi teki kayıpcan feda. Muhtemelen Hırcan Sultan'la kavga ederken düşürdüm. Nerede sultanım? Şehzadem. Bunu da ağalar bulmuşlar. Fahriye Hatun'un dediğine göre Hırcan Sultan'ımıza aitmiş bu da. Baktınız mı her yere? Başka bir şey var mı? Bakıyoruz şehzadem. Ben size bir an evvel haber vermek istedim. Fahriye Hatun'um. Sen ne arıyorsun burada? Çamaşırhanede işlerim vardı. Onları hallettim. Nurbanu Sultan'ın yanına gidiyordum ben de. Bu ara ortalıkta fazla gözükme. Sonra senin başın yanar.
Bugün buradan geçen kim varsa tetkik edeceksin Fahri Hatun. Emredersiniz. Ağlar başladılar bile. Benim anlamadığım Hurican'ın ne sebeple burada olduğu. Ne diye gelsin ki? Belki Hasbahçe'ye gelmişti şehzadem. Ya da gidiyorlardı. Ya da ne bileyim düğün varken neden gitsin ki? Validem, ne oldu size? Yüzünüzden düşen bin parça. İyiyim aslanım. Endişe edecek bir şey yok. Halim'de tatsız hadiseler vuku buldu. Aklım orada. Sultanım. Ne oldu? Can feda bulabildin mi? Maalesef. Yetişemedim sultanım. Şehzade Bayezid. Küpenin tekini buldu. Sen ne diyorsun Can Feda? Hakikat anlaştırsa yaşatmazlar beni. Maalesef ki vaziyeti ciddiyetini koruyor. Sultanımız ince bir ipin üzerinde. Bir yana hayat, bir yana ölüm. Hekimler seferber oldu. İnşallah bu mücadeleyi kazanacak ve bizim yüzümüzü güldürecek. Kim nasıl cüret eder buna Hürrem? Tetkik devam ediyor hünkârım. O her kimse ellerimle cezalandıracağım. Ne hale gelmiş zavallı. Hünkârım, validem. Hurcan, Hasbahçe'ye çıkan yolda buldum. Bu küpe de oradaydı. Bu da mı onun? Değil validem. Bu küpenin sahibi her kimse. Hurcan'ı bu hale getiren o. Sümbül. Derhal tetkik edin. Her taşın altına bakılacak. Benim yeğenime bu hakareti reva gören hangi gafilse getireceksiniz bana. Emredersiniz hünkârım. Bayezid. Hekimler icap eden neyse yapıyorlar. Bize dua edeceğiz. Allah'ın izniyle iyileşecek. İnşallah hünkârım. Geçmiş olsun Bayezid. Ne yapmak lazım sultanım? Bilmiyorum Can Feda. Bilsem susacak değilim böyle. Ne oluyor? Sultanım bağışlayın fakat arama yapmamız icap ediyor. Bir sultanlı dairesindesiniz. Siz kim oluyorsunuz? Ne hakla ararsınız? Hünkârımızın emri sultanım. O yüzden zorluk çıkartmayın. Başlayın hadi. Neyin arması bu? Hurcan Sultan'la mı alakalı? Ne oldu sultanım? Sakladığınız bir şeyler mi var yoksa? Benim kimseden sakladığım bir şey yok. Alnım açık, yüzüm ak. İnşallah öyledir. Her yere bakın. Her yeri didik didik edin.
Gördüğünüz gibi. Aradığınız şey burada yok. Benim Hurcan Sultan'la alakam olmaz. Hurcan Sultan'ın size attığı tokat dün gibi aklımda sultanım. Ne malum ona kin gütmediğiniz? Sen kimsin de beni itham edersin? Hurcan Sultan'ın esas düşmanı belli. Bunu en iyi seni bilmen lazım Fahriye Hatun. Hürrem Sultan mı yaptı? Söylediğin bu mu? Ben öyle bir şey söylemedim. Şimdi işiniz bittiyse derhal çıkın dairemden. Küpenin peşindeler Can Feda. Onu aradıkları muhakkak. Nerede sultanım? Onu derhal yok etmemiz lazım. Şehzadem Selim'in dairesinde. Telaşla fırlattım bir yere. İyi yere saklamışsınız. Şükürler olsun. Şehzademizin dairesini zinhar arayamazlar. Ama yine de ne olur ne olmaz. Kimsenin eline geçmeden onu yok etmemiz lazım. Yok. Emin misiniz oraya koyduğunuzdan? Belki o telaşa başka bir yere attınız. Allah'ım ne yapacağım ben şimdi? Kim bilir kim aldı? Can Feda her yeri arıyoruz. Vaziyeti nasıl? Aynı. Değişen bir şey yok. Çok yoruldun. Dairene dön. Biraz uyu. Dinlen. Başında birileri var nasılsa. Kim yaptı bunu validem? Benden bir şey saklamıyorsunuz öyle değil mi? Bayezid. Sen ve ben artık aynı yoldayız. Seni ve senin sevdiğin herkesi korumaya yemin ettim ben. Söz verdim. Ben hayatta olduğum müddetçe bir daha canın yanmayacak. Buna izin vermem. Hurcan ölürse bu mesele burada kapanmaz. İşin ucunu bırakmazlar. Benim daireme bile aradılar. Sanki ben yapmışım gibi. Nasıl utandım anlatamam. Nurbanu, bana doğruyu söyle. Bu meseleyle bir alakan yok değil mi? Nasıl sual edersin Selim? Tabii ki hayır. Lakin bir suçlu bulamazlarsa bir kurban arayacaklardır. Ya kurban ben olursam? Hurcan Sultan'la yıldızımızın barışmadığını herkes biliyor. Merak etme. Benim yanımdayken kimse kılına dahi dokunamaz. Müsaade etmem. Yüzlere bakayım. Beni bekliyorlar. Sonra gidersin.
Sonra gelirim. Haber verdim. Çocuklar bekliyor beni. Nurbanu, bu yaralar ne? Fark etmedim. Çocukların peşinden koşarken olmuştur herhalde. Ne yaptın sen? Kışkırtmasındır onu. Sultan değil mi? Onun zinhar suçu kabahati olamaz. Yazık. Senin gözünde onun kadar kıymetim yok. Nurban, beni deli etme. Ne demeye çalıştığımı biliyorsun. Uğurcan durduk yere mi saldırdı sana? Elbet bir şey olmuştur. Madem merak ediyorsun, söyleyeyim. Uğurcan Sultan beni çekemiyordu. Şehzadesine bir evlat verilme dedi, hasretinden çıldırıyordu. Bunu ima edince birden saldırdı. Canımı zor kurtardım. Karşı koymasaydım, şimdi onun yerinde ben olacaktım. Başımızı nasıl bir belaya soktun sen? Hurican kendine gelirdi olanları anlatırsa, ne yapacağımızı inan bilmiyorum. Benim de başımı yakacaksın. Selim, ben... Sakın Nurban. Tek kelime dahi etme. Dairene dön. Selim, yalnız... Çek dışarı Nurban'ı! Sultanım. Buradayım sultanım. Buradayım. Şehzadem Selim her şeyi öğrendi. Bana öyle ağır laflar etti ki. Allah'ım sen bana yardım et. Bir mucize lazım. Sultanım. Hürrem Sultanımız sizi bekliyorlar. Ne oldu? Ne istiyorlarmış? Vallahi bir malumatım yok. Lakin derhal gelmenizi emrettiler. Hatun, sen de geliyorsun. Hadi.
Başınız sağ olsun şehzadem. Sultanımız Hakk'ın rahmetine kavuştu. Çık dışarı. Gel. Yaklaş. Şehzademe göz kulak ol diye seni ben seçmiştim. Adını dahi ben verdim. Nurbanu dedim sana. Bu bir lütuftu. Lakin sen ne yaptın? Haddini aştın. Hem de ziyadesiyle. Mesele Fatma Sultan ise size zinhar ihanet etmedim. Malumunuz üzere bir hanedan mensubunu karşıma alamam. Sanki beni karşına aldın hatun. Buna cüret etmişken Fatma Sultan'dan mı bahsediyorsun bana? Şimdi gelelim asıl meseleye. Bu küpelerden biri Hurcihan'ın saldırıya uğradığı yerde bulundu. Diğeri ise ne yazık ki Şehzadem Selim'in dairesinde. Oraya bakacağımı hiç düşünmedin değil mi? Direk gafil. Sen kim oluyorsun? Bu sarayda benim iznim olmadan kimse nefes dahi alamaz. Sen bunu bilmiyor musun? Sultanım. Bir kazaydı. Yemin ederim bir kazaydı. Benim suçum günahım yok. Allah şahidim olsun ki bundan böyle sözünüzden hiç çıkmayacağım. Siz ne derseniz onu yapacağım. Ne olur beni bağışlayın. Beni ele vermeyin. Evlatlarım için, torunlarınız için, şehzadem Selim için. Bunu daha evvel düşünecektin. Bir sultana sille dahi vursan kellen gider. Bunun affı yok. Bu hatanı canınla ödeyeceksin. Sen de hatun. Sen de. Sultanım. Sultanım Allah canımı alsın ki benim bir suçum günahım yok. Sümbül. Al götür şu hatunları zindana at. Emredersin sultanım. Haydi. Kalk. Sultanım. Beni koruyacaksınız. Tüm bu olanlar bizim aramızda bir sır olarak kalacak. Hala utanmadan konuşuyorsun. Eğer beni ifşa ederseniz bütün yaptıklarınızı anlatırım. Yıllar evvel bir sultanı öldürmemi emretmiştiniz. Ben de yapmıştım. Nazenin sultanı unutmuş olamazsınız değil mi? Sizin emrinizle öldürdüğüm o biçare hatun hala hatırınızda kalmış olmalı. Beni tehdit mi ediyorsun? Arzum bu değil sultanım. Lakin siz bana başka çare bırakmadınız. Ay, koskoca Hürrem Sultan dururken senin lafını kim itibar eder be? Hey cahil cühela! Lafıma değil. Lakin sultanımızın yazdığı mektuba herkes itibar eder. Her şey apaçık yazdığınız, bana emir verdiğiniz mektubu diyorum. Üstelik sadece bu değil. Elimde sizin yazdığınız onlarca mektup var.
kuracağını, neden saldırdığımı sorduklarında ben de her şeyi anlatırım. Hatta bu emri de sizin verdiğinizi söylerim. Lakin ondan nefret ettiğinizi herkes biliyor. Daire'ne dön hatun. Zinhar benim haberim olmadan da dışarı çıkma. Başın sağ olsun kardeşim. Allah rahmet eylesin. Amin. Bayezid. Başın sağ olsun. Allah sabır versin şehzadem. Gözün aydın. İstediğin oldu. Huri Cihan'dan kurtuldun. Sultanım. Yeri değil. Lütfen. Huri Cihan'a kim saldırdıysa ortaya çıkacak. Herkes bıraksa ben bu işin peşini bırakmayacağım. Bayezid çok mu severdi Huri Cihan'ı? Öyle olmasa hünkârımızı karşısına almak pahasına nikahlanır mıydı hiç? Allah her şeyin hayırlısını versin. Aşkın bile. Hünkârım. Hazreti Ali Efendimiz hayat iki gündür der. Biri lehte olan, yani bize gülümseme halinde olan,
Diğeri de aleyhde olan. Hüzün içerisinde olan. Lehte olduğunda gururlanma. Aleyhde olduğunda da daralıp feryada figan etme. Öyleyse hünkârım. Ben hayata ikinci gününden başlamışım. Zira hayatımdan hiç hüzün eksik olmadı. Her şey Allah'tan gelir oğlum. Ölüm de hayat da ondan. Bize düşer sabır ve tevekkülle geleni karşılamak. Ölüm fani olan hayatın bitişidir. Ölüm ebedi olan ahiret hayatına açılan kapıdır.